Yeni sezon öncesi sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açacağız. Bu kupayı da en favori iki takım, Türkiye Ligi'nin en favori iki takımı oynuyor olacak. Aslında sezonun neredeyse ilk maçında bu iki takım bir araya gelmişlerdi ve bir TÜBAT turnuvasında karşılaşmışlardı. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten o maç aslında iki takımın da kadrolarının daha tam olmaması, milli takımdaki oyuncular sebebiyle eksik kadroların olması ve yabancı sınırın olmaması nedeniyle aslında başka bir maç oynanmıştı. Ama keyifli bir maç olmuştu. O maç da çok heyecanlı geçmişti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kupası için tekrar bu iki takım karşı karşıya gelecek. Genel olarak baktığımızda nasıl bir maç bekliyorsun Enis? Yani şöyle, Fenerbahçe-Efes Pilsen maçları, Anadolu-Efes maçları her zaman çekişme içinde geçen maçlar olmuştur. Her zaman rekabetin üst düzey olduğu. Yani Euroleague'de bile karşılaşsa bu iki takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da karşılaşsa, işte ligde de karşılaşsa. Yani TÜBAT turnuvasında bile zaten çok çekişmeli bir maç oldu. Yani son ana kadar, yani Fenerbahçe genelde öndeydi ama işte Efes'te arkadan hep böyle ben buradayım, bu maç kopamaz edasını hissettirdi. Ki sadece Ömercan guard pozisyonda Ömercan'la evet, oynamışlardı. Evet, aynen öyle. Yani bu yüzden de kupanın title'ı ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı Kupası ki zaten süper kupa hani şampiyonla kupa galibinin karşılaştığı. Öyle, aynen öyle. Bence çok keyifli maç olacak yine. Keyifli maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Burada rotasyonların öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Efes, Anadolu Efes yeni takım kurdular. Yeni birçok transfer yaptılar. Hem yerli hem yabancı eklemeler. Her iki takımla da. Buradaki rotasyonun nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok açıkçası. Hani Fenerbahçe konusunda Fenerbahçe konusunda yine bir fikrim olabilir ama Efes konusunda hiçbir fikrim yok açıkçası. O yüzden hani ben çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Sert bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü iki takım da sezon öncesinde kendisini göstermek isteyecektir. Nasıl oynayacağını göstermek isteyecektir. Mesaj vermek isteyecektir. Tabii ki, tabii ki. Bu yüzden ben çok keyifli bir maçın olacağını bekliyorum. Umarım da basketbol anlamında sakatlıksız güzel bir maç izleriz. Umarım da Fenerbahçe kazanır yani kusura bakmayın. Efes Fenerbahçe aslında isim olarak da çok büyük bir maç haline geldi. Yani ortada ne olursa olsun bu iki takım karşı karşıya geldiği zaman rekabet düzeyinin belli bir seviyenin üstünde olduğunu görüyoruz. Şimdi ortada Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi hem title olarak önemli bir kupa var hem de sezona en iyi girmek için elimizde böyle bir fırsat var. Yani takımların ellerinde böyle bir fırsat var. Yeni kurulmuş takımlar işte senin de söylediğin gibi özgüven depolamak için, taraftara mesaj vermek için, rakibe yani yereldeki en büyük rakibine bir mesaj verebilmek için bundan daha büyük bir fırsat olamaz. Aslında bu maçı bu kadar fazla yani Efes Fener rekabetini sezonda 7-8 kere izleyebilmek de bence Türk basketbol severleri için büyük bir şans. Ya ben kendi Avrupa adıma için bile evet öyle. Avrupa için bile büyük bir şans. Yani biz nasıl Türkiye'de oynanmış Barcelona Real Madrid maçını işte geçtiğimiz günlerde oynanmış Süper Kupayı biz şu anda konuşuyorsak ben eminim ki İspanya'da, İtalya'da bizim gibi basketbol severler de yarın oynanacak maçı aynı heyecanla bekliyorlardır ve maçtan sonra çok büyük bir çok orada da infial olacaktır yani basketbol dünyasında. Bunu bu kadar yakından yaşayabilmek bizim için de bir şans. Hazırlık maçında da gördüğümüz hani orada bile bir sertlik düzeyi olmuştu. Ben yarın bunun iyice artacağını, iki takımın da kupayı kazanıp sezona çok iyi bir şekilde başlamak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Ya ben de tabii Efes'in kazanmasını isterim ama sakatlıksız güzel bir maç olsun. Bizim için en önemlisi o yani basketbol sever olarak. Bu ilk TÜBAT turnuvasındaki maçı hatırladığımızda çok tempolu bir maç olduğunu söylemek mümkün. 90'lı sayılara ulaşmıştı maç. İki takım da çok hızlı hücum etme, tempoyu yükseltme niyetindeydi. Yarınki maçta da yine yüksek tempolu bir maç olma ihtimalini ben görüyorum. Ama bu yüksek tempo size göre hangi takımın lehine olur? Bu tempodan hangi takım avantajlı çıkar? Ben başlayayım sen o zaman. Sen başlayın. Şöyle şimdi hani Efes'in oyununu az çok tahmin edebiliyoruz. Yani Ergin Ataman'ın yapacaklarını az çok tahmin edebiliyoruz. Itudis de hızlı oynamayı sever. Ama dediğim gibi tempo bazında düşünürsek ben temponun
çok yüksek olmasının Fenerbahçe'ye de Efes'e de yarayabileceğini düşünüyorum. Yani bence çok arada bir nokta burası. Neden? Şimdi dediğiniz gibi hani TÜBAT turnuvasında Moddi'nin bir sayısı var. Tam sahayı 3 driplingle geçip vurduğu bir smaç var. İşte öyle bir özgürlükleri var sanki. Var, yani bu var. Yani bireysel biraz olarak daha evet, özgür bırakıyor bence de. Ribaundu alan uzunun topu yere vurma yetkinliğinin de olması sayesinde çok hızlı hücumlarını görmüştük. Ya bir de bu kabiliyet meselesi. Hani böyle bir kabiliyeti de var Moddi'nin ve bunu da değerlendiriyor koç muhtemelen. Onun dışında yine geçiş hücumunda bir bulduğumuz 5-6 sayıda saniyede bulduğumuz bir sayı var. Yani kaldırıp atıyordu mesela hem Wilbeck'in hem kaldırıp atabilir. Aynen öyle. Edwards da attı zaten. Edwards 4'te 4 başladı. Yani temponun yüksek olması bence Fener'in de işine yarayabilir. Fenerbahçe'nin de işine yarayabilir. Hatta ben bir adım daha önde görüyorum Fenerbahçe'yi. Çünkü hani hücum gücü bakımından bence Fenerbahçe çok yüksek bir yüzdeye sahip olacaktır. Çünkü Edwards atıcı, işte Wilbeck'in atıcı çemberi de delebiliyor. Yani çemberi de gidebiliyorlar. Deliciler de aynı zamanda. Moddi'nin de hani şutu çok yok dense bile bence isabet oranı iyi derecede diye düşünüyorum. Geçen yani, sene Euro Cup'un en yüksek yüzdeyle oynayan, iki sayılık atışlarda en yüksek evet, yüzdeyle oynayan oyuncusu. Evet ya, çoğu zaten smaç ama hani sonuçta bu da bir başarı bence. Delicilik anlamında ki Efes maçında da çoğu smaçı, yani çoğu şeyi bitirişini işte çemberin altına ya smaçla ya da layup'ta yaptı. Yani onun için bu tempo noktasında hangi takım bir adım önde olur diye soracak olursa ben Fenerbahçe'nin daha önce olduğunu düşünüyorum. Çünkü Efes'te aslında tempoyu belirleyen iki tane isim vardı. Mitsic ve Larkin. Yani şimdi Larkin'in sakat olduğunu düşünürsek Mitsic hani tek başına baktığın zaman combo guard özelinde. Bunu da burada Boboa'yı işte Elijah Bryant'e değerlendirmiyorum. Çünkü onlar tam bir combo guard değiller. Ama combo guard özelinde yani combo guardlar genelde tempoyu belirler. İşte Wilbeck'in olsun, Edwards olsun. Bunlar belirlerler. O yüzden ben Fenerbahçe'yi burada bir noktada, bazı noktalarda bir adım önde görüyorum. Ama dediğim gibi yine arada kalacaktır. Tempolu kime yarayacak konusunda kesin bir şey söylememekle beraber Fenerbahçe'yi dediğim gibi bir adım önde görüyorum. Peki Fatih, sen Efes açısından yani baktığında bence şöyle bir ayrım var. Yani öncelikle reboundlardaki üstünlük çok önemli olacak. Yani şimdi bu yüzden Efes'in ve Fenerbahçe'nin yabancı tercihleri de çok önemli olacak. Bunun da zaten hani bence bu konunun en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Bunu da zaten konuşacağız. Ama bence yüksek tempoyu ikiye ayırmak lazım burada. Şimdi iki takım da yüksek tempodan, yani Fenerbahçe'yi hazırlık maçlarında izleyebildik. Efes'i bu, en azından bu çekirdeği uzun süredir izleyebiliyoruz. Bence şimdi tempoyu ikiye ayırmak lazım. Fenerbahçe baktığımız zaman yüksek tempoda gelip işte az önce Enis abinin de söylediği gibi 4-5 saniyede atıyorum işte Edwards topu alıyor, geliyor, yarı sahayı geçiyor. Moddi'den bir perde alıyor. Eğer uzun Moddi'nin savunmacısı olan uzun üstüne çıkamazsa veya kısa perdede takılırsa ne kadar olduğu önemli değil. 20 saniyede kalsa, 19 saniyede kalsa işte Wilbeck'in olsun, Edwards olsun uçtu atan oyuncular. Yani hiç bunda çekince yok. Hem yetenekleri var buna hem de itudis belli ki yeşil ışığı yakmış. Yani bu şeyi var. Efes yüksek tempodan biraz daha farklı şekilde yararlanıyor. Efes reboundu net çektiği zaman topu özellikle Mitsic'e verdiğinde biraz daha yarı sahada tempoyu yöneten, yani tempolu yarı saha hücumlarıyla rakibe zarar vermek isteyen. Ya aslında baktığımız zaman Fenerbahçe'nin yeni kurulmuş hali gibi 4-5 saniyede oyunu bitiren değil, yine 24 saniyenin tamamını kullanmayan, biraz daha 12-14 saniyede ama tempolu bir şekilde gelip tempolu şekilde geldikten sonra yarı sahada set temposunu da yükseltip o sayede faydalanan, ama oyunu aslında Atat üzerinden tanımlamıştık Efes'i bundan önce sürekli. Ama Fenerbahçe biraz daha, yani Fenerbahçe direkt rakibi öldürmeye, yani bu şutörleriyle hiç düşünmeden direkt yemyeşil ışıklar. Efes biraz daha... Yani şöyle diyebilir miyiz, araya girdim ama Fener daha çok geçiş oyununu kullanacak. Evet. Efes daha çok set temposunu yükseltecek. Set temposunu yükseltecek, bunu söylemek istemiştim. Koca yani, sever. İşte Mitsic topu aldığı zaman üstünde bir baskı görmezse, çünkü temponun böyle bir handikapı da var. Savunma düşebiliyor çok yüksek tempoda. Mitsic o topu aldığı zaman 2 dribling yaptıktan sonra üstünde o yeterli baskı olmazsa yarı sahada ise yüksek set temposuyla istediğini yapacaktır. Yani şunu söylemek istiyorum. Efes biraz daha yarı sahada tempolu, Fenerbahçe daha tam sahada tempolu olmak ister bana göre. Artık hangi takım oyunu dikte ettirebilirse
o taraf daha avantajlı olur gibi geliyor bana. Tabii burada senin de söylediğin gibi o savunma reboundunu net alan takım burada bir adım öne geçecek gibi duruyor. İki takım da buna özellikle dikkat edecektir diye düşünüyorum ben. Buradan tabii asıl bu maçın belki de stratejisi üzerine konuşulması gereken konu kadro olacak. İki takımda 9 yabancı artı bir yerli statüsündeki yabancıyla sezona giriyorlar. Tabii Efes'in Larkin sakatlığı nedeniyle devre dışı kalması Fenerbahçe'yi bu tarafta biraz daha avantajlı hale getiriyor. Ama şimdi hazırlık döneminde düşünürsek yeni gelen oyuncular, sonradan katılan oyuncular ve hazırlık dönemi performansına da baktığımızda yabancı tercihleri nasıl olacak konusuna gelmek istiyorum ki Efes 11 tane hazırlık maçı oynadı. Ki bunların içinde zorluk derecesi yüksek maçlar da vardı. Euroleague takımlarıyla da maçlar yaptı. İşte Maccabi ile de oynadı, Monaco ile de oynadı, Panathinaikos ile oynadı. Ve bu maçlardan 8 galibiyet aldı. 3 mağlubiyet aldı bunların yanında. Ki ve bu dönemde aslında yeni transferlerden Clyburn ve Zizic neredeyse kendi istatistiklerini yakalayan maç sonuçlarına ulaştılar. Tabii ki hazırlık maçları bunlar için çok belki gösterge olmamakla beraber hani takıma çok yabancı kalmadıklarını ve kendi basketbollarını oynayabildiklerini aslında bir nebze gösterdiler. İlk olarak Efes tarafından ve senden başlamak istiyorum Fatih. Ergin Ataman hangi yabancı tercihlerini yapacak? Bunu yaparken rakibi düşünerek mi yapacak yoksa kendi basketbolunu oynamak için, kendi kafasındaki düzeni sahaya yansıtmak için mi bu yabancı tercihlerini yapacak? Buradan bir konuyu açalım. Zaten bundan sonrası herhalde daha çok fikir karşılaştırmasıyla geçecek. Enis, senin de burada Efes yorumlarını almak istiyorum ki ben de arada seni bölerek bu yorumların içerisine dahil olacağım. Evet, sen bir başlar mısın? Yani ben Ergin Ataman'ın öncelikle ikinci soruya cevap vereyim. Ergin Ataman'ın ben biraz daha kendi kafasındaki basketbolu oynayabilmek için hamle yapacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'yi bozmaktan ziyade kendi oyunumu oynarsam kazanırım düşüncesinde olacağını düşünüyorum Ergin Ataman'ın. Bunun için elimde de yani son 3-4 senelik de ona var. Ergin Ataman takımına çok güveniyor. Her ne kadar takım biraz değişse de ben bu güvenin azaldığını düşünmüyorum. O yüzden Ergin Ataman'ın yabancıları seçerken hani rakibin Fenerbahçe, CSKA, Moskova, Barcelona, Real Madrid olmasının Ergin Ataman için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Rakibin ismi değil de rakibin hangi kalitesi, oyuncularla oynayacağını. Ya mesela, hani Fenerbahçe... Avrupa'da rakip kim olursa olsun demek için aslında ben söyledim. Hani Fenerbahçe olmuş, başka bir takım olmuş. Yok, tam olarak söyleyemedim. Şunu demek istiyorum. Fenerbahçe uzun tercihleriyle giderse Efes de acaba uzunlarını ona göre bir uzun seçer. Rakibin isminden çok rakibin kadro yapısına göre uzun oyuncu seçer mi? Ben öyle düşünmüyorum. Ya ben olarak... Ergin Ataman'ın direkt kafasındaki oyunu oynarsam herkesi yenerim mantığında olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Yani bu arada bu doğrudur yanlıştır demiyorum. Ben sadece Ergin Ataman'ın kafasından geçeni tahmin ediyorum. Bu kadar uzun süredir Ergin Ataman'ı takip eden biri olarak. Yabancı tercihlerine gelecek olursak da ya bence Mitsic ile Clyburn kesinlikle olacaktır kadroda. Yani yarın maç önü ısınmada veya işte bugünkü idmanda falan bir sorun yaşanmazsa bu iki ismin yeri bence garanti. Bunu herhalde 1000 tane Efes'te sorsak 1000'i de zaten bu yani ikisini yazar. Mitsic ile Clyburn kesin olur. Şimdi elimizde 3 tane kontenjan kaldı. Shane Larkin olsaydı bence bu biraz farklı olurdu. Yani senin söylediğin hani değişir mi şeyi bence rakipten ziyade Efes'in kendi içindeki şeylere bağlı. Shane Larkin olmadığı için Efes mecburen bir yabancı kısa daha almak zorunda. Çünkü Larkin olsaydı geçen sene final serisinde gördüğümüz gibi 3 uzun, Mitsic, 1 forvet, bir de Larkin Türk olduğu için bu şekilde görebiliyorduk. Ama şimdi Larkin'in olmaması yabancılarının bir tanesinin daha kısaya gitmesine sebep olacaktır. Ben bu kısa için de elimizde 2 tane opsiyon var. Boba ve Bryant. Çok formda bir Boba gördük hazırlık döneminde. Zaten her sezona çok iyi girer Boba. İyi bir profesyoneldir. Geçtiğimiz sezonun sonunu sakatla tamamlasa hazırlık maçlarından gördüğümüz kadarıyla fitliğinden herhangi bir şey kaybetmemiş. Larkin'in olmaması da takımın bir skor yönünden de bir sürükleyiciye ihtiyaç duyduğunu bence gösteriyor. Elijah Bryant çok iyi bir oyuncu olsa da skor yönünden sürükleyici bir oyuncu değil. Dönem dönem iyi, yani dönem dönem iyi şut atsa da bence skor sürükleyiciliği dediğimiz zaman Boba Bryant'ın çok daha önde bir oyuncu. Çeşitli parametrelerde Bryant Boba'nın önünde olabilir ki öyledir de. Ama Ergin Ataman'ın Efes'inde skorun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bütün bunları düşününce ben kısa tercihinin Boba olacağını düşünüyorum. Yani Mitsic, Clyburn, Boba'yı yazdın. Evet. İki tane de uzun yazacaksın. İki tane de uzun yazacağım. 1-4 numara, 1-5 numara seçeceğini düşünüyorum.
Yani Polonara veya Mbaye'den birini, Zizic, Dunstan, Plyce'den de birini seçeceğini düşünüyorum. Polonara, Mbaye'de yine bunların hepsini bir sakatlık sorunu olmadığını düşünerek söylüyoruz. Ben Polonara'nın olacağını düşünüyorum. Zaten takım planlamasında da hani takımın birinci 4 numarası Polonara, ikinci 4 numarası Mbaye. Yine Polonara'nın ben olacağını düşünüyorum. 5 numaralar için aslında bence benim kendi kendime düşünürken en arada kaldığım konu bu 5 numaralar. Dunstan'ın ilerleyen yaşı dolayısıyla yani yarın da Efes'in dar rotasyon kullanacağını düşünürsek uzun dakikalar alabilecek birini kullanacaktır Ergin Ataman. Dunstan'ın da ilerleyen yaşı sebebiyle bu uzun dakikaları alabilecek bir oyuncu maalesef değil şu anda. Yani çıkıp 35 dakika oynamasına güvenemezsiniz Dunstan'ın. O yüzden Zizic ya da Plyce'den birini tercih edecektir. Benim buradaki düşüncem az önce de bahsettiğimiz yüksek tempoyu dikte edebilmek için reboundlar çok önemli olacak. Ve takımın en önemli reboundçusunda ben Ante Zizic olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani işte Plyce'ın açılıp şut atması bu takım için çok önemli olsa da yarının en önemli faktörlerinden bir tanesinin rebound olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden Polonara Zizic pota altıyla yabancıları, reboundları kontrol edebileceğini düşünüyorum Efes'in. Yani 5 yabancı tercihim. Mitsic, Boboa, Will Clyburn, Akile Polonara, Ante Zizic olur benim. Ama yani bir iki yerde özellikle Bryant ve Plyce konusunda da sürprize açık olmak lazım. Enis sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Efes'in bu tercihlerinde Fatih'in söylediklerinden farklı bir şey olabilir mi? Bir de bir Fenerbahçe tarafından baktığınızda sen hangisinin hangi yabancıların oynamasını sen Fenerbahçe açısından daha avantajlı görürsün? Şöyle abi. Hangisini tercih edersin yani hangi yabancı oynasın? Anladım. Şöyle abi. Şimdi Fatih'e şu noktada katılıyorum ki zaten bu artık evrensel bir şey oldu. Hani Ergin Ataman skoru çok seviyor. Skor üreten oyuncuyu. Birden beşe kadar ne olursa olsun çok seviyor. Ve bütün oyuncuları şut atıyor. Hani Dunstan 3'te 3 üçlük attı TÜBAT turnuvasında. Plyce 2'de 2 attı. Aynen. 2'de 2 attı. Pardon özür dilerim. Yok Dunstan 3'te 3 attı. Plyce 2'de 2 attı. Plyce 2'de 2. Tamam pardon. Yani Plyce zaten 2'de 2 attı. Kaldı ki orta mesafede ben yani çok yüksek %50 oynuyor orta mesafe midrange şutlarda. İşte Polonara'yı zaten biliyoruz. Mbaye'yi biliyoruz zaten. Hani ben uzunlardan girdim ki hani uzunlar hani kısalara göre çok beklenmez ya şut atması. Yani kısalar zaten bir şekilde atıyor. O yüzden ben şimdi Fatih gözünden çok fazla bakamam. Neden bakamam? Hani Fatih zaten bir Efesli. O daha çok böyle istediklerini sunar ama ben şunu söyleyebilirim. Yani benim için o 9 yabancıdan hani 5'inin ne olursa olsun ki o da söyledi bunu. Mitsic Clyburn kesin bir kere ilk önce yazılır. Benim kalan 3 tercihim de şu olur. Boboa olur. Yine Fatih gibi. Polonara olur. 5.'si de Plyce olur. Buyur. Ben de Efes tarafıyla ilgili bir yorum yapayım sonra Fenerbahçe tarafına geçelim. Aha. Sen de peki bir Fenerli olarak bu beşi mi tercih ederdin yoksa hani Fenerbahçe açısından daha avantajlı olacak diye mesela Plyce yerine Dunstan oynasın. Mitsic de olmasın. Bence abi. O değildi hani olmayacak kesin. Mitsic, bence hiç farkı yok. Mesela yani. Boba yerine Bryant'ın oynaması Fenerbahçe açısından hangisi daha Fenerbahçe'nin lehine olur mesela? Şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası. Bizim buradaki uzun tercihimiz çok önemli. Şimdi Motley olacak yüksek ihtimal. Çünkü şimdi Jekyll'i... ona gene geleceğiz ama sen Boboa'yı mı istemezsin rakip olarak Bryant'ı mı? Tabii ki de yani ben Boboa'yı istemem. Yani çok iyi şut sokuyor. Elijah Bryant'a göre ama Elijah Bryant'ın da yine şutu tabii ki de yadırganamaz, yadsınamaz. Ama baktığım zaman Boboa çok büyük gönlü ve çok tecrübeli bir basketbolcu. Tabii ki de Boboa'yı istemem. Şimdi, ben mesela bir şey ekleyeyim. Bence Larkin olsaydı Ergin Ataman Boboa'yı değil Bryant'ı tercih eder. Bence de. Bence de. Ama çünkü Larkin'in olmaması zaten Boboa'ya iter onu. Ben bütün, de o yönde düşündüm. Bütün sistemi aslında Larkin'in olmaması bozuyor. Tabii. Ama burada ben şöyle bir kapı açacağım size. Şimdi Polonara veya Mbaye'den ikisinden birini alır dedin ya. Ben ikisini de almayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bir şekilde Clyburn'u dörtte de kullanabilme opsiyonunu alacaktır. Egehan'ı Türk rotasyonunda kullanmayı düşüneceği için belki Egehan'ı üçte kullanıp Clyburn'u arada dörtte kullanmayı düşünecektir. Ben iki tane pivotla çıkma ihtimalin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Olabilir evet. Şimdi Zizic, Dunstan ikilisini açıkçası ben bekliyorum ki orada şöyle bir ihtimal de olabilir. Eğer Boboa'yı almaz, Bryant'ı alırsa
Orada Dunstan yerine başka bir tercihe geçebilir. Ama Mitsic, Boba, Clyburn üçlüsünün olacağı yerdeki ben de o üçlüyü bekliyorum. O üçlünün olacağı yerde Zizic'den vazgeçmeyecektir. Tamamlayıcı olarak da özellikle hem savunmayı hem de reboundları düşündüğünden ben Dunstan'ı alacağını düşünüyorum. Sen bir şey söyleyecektin, yarım kaldı. Estağfurullah. Ya şöyle bir şey var. Şimdi geçen sene Fenerbahçe'de eleştirilen bir nokta vardı. İşte çift uzun, Veseli Booker, işte ne bileyim Booker Ahmet gibi. Efes de geçen sene bir sürede bir noktadan sonra çift uzun oynadı. Ben çok gördüm Dunstan Plyce'ni. Sen daha hakimsin. Özellikle ligde evet, çok fazla kullandı Dunstan Plyce'ı. Dediğine katılıyorum bu noktada. 2-5 numarayla çıkabilir. Ama hani ben şunu düşünerek söyledim açıkçası. Hani benim saydığım yabancıların şut gücü çok yüksek. Yani Polonara da şimdi o da yine iyi sayılabilecek bir Eurobasket geçirdi. Dış şutu zaten ama bildiğimiz üzere. Ama takımda çok az maç oynadı. Sadece öyle. 3 maça çıktı Polonara ve evet. Daha ben çok Zizic gibi bir entegrasyonu daha sağlayamadı Polonara. Evet. Çünkü Zizic gitmedi zaten. Zizic kaldı. Polonara daha yeni geldi. Bakalım. Ya kazanmayı da çok isteyeceğini bildiğimiz yerde işte, yani risk alır noktada, mı Polonara ile? Şimdi o noktaya gelecektim. Şimdi eski takımı yani zaten geçen sene bir noktadan sonra kadro dışıydı. Eski takımına karşı tabii kendisini göstermek isteyecektir. Bakalım. Ben de şunu ekleyeyim. Bence Dunstan olursa uzunlardan bir tanesi, ben bir de Plyce'ın olacağını düşünüyorum. Çünkü Enis abinin de söylediği gibi şut çok önemli. Dunstan Zizic gibi hani iki tane net şutu olmayan, yani Dunstan arada sokuyor ama net bir şutu var diyemeyiz. İki tane net şutu olmayan uzun tercih eder mi? Çok emin değilim. 2-5 yani 2-5 seçebilir ama eğer 2-5 seçerse 5'lerden biri bence Plyce olur. Plyce Zizic ikilisini zaten hiç beklemiyoruz herhalde. Yok, ben de beklemiyorum. Şaşırtıp öyle bir şey de çıkartabilir mi? Belli yani biri, olmaz. Her şey biri, yapabilir. Bir, yani skor önceliğini yine birinci sıraya koyarsa işte Zizic'den sırtı dönük oynamak, Plyce'dan da alanı açmak için belki Zizic-Plyce ikilisinde ama deneyebilir. Ama ikisini yan yana oynatmak çok sıkıntı olacağı için, yani mesela Dunstan-Plyce yan yana olabilir. Ama zaten hazırlık maçlarında hiç ikisini yan yana oynatmadı. Alışıklar. Hep Dunstan'la eşleştirdi. Alışıklar bir de zaten. Evet. Ama Zizic-Plyce yan yana savunmada çok açık verirsiniz. Yani hiç zannetmiyorum onu. Evet. Bir de Jekyll'in olmaması da bence şeye buradan yeter. Evet, Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe, Wilbeck'in avantajıyla da beraber 5 yabancı tercihi yapabilecek Wilbeck'in haricinde. Orada senden başlayalım. Fenerbahçe sence hangi yabancı tercihlerini yapacak? Artık biz de 5+1'iz. Yani Larkin'den sonra Wilbeck'in gelmesi biz de 5+1 oldu. Ya uzunca senelerce Fenerbahçe'de 5+1 oynadı Bobby Dixon'da. Tabii Bobby Dixon işte 2 senedir yok. 2 senedir çok oynayamıyorduk ama ilk defa böyle aynen 5+1 olacağız. Ya şimdi şöyle zaten Wilbeck'in artık saymıyorum. Wilbeck'in çünkü yerli statüsünde. İşte burada yabancılar, ya yani bizim de şimdi Kalates, yabancılarımızın Edwards gelmesi... Kalates, Edwards ikilisinden ikisi de olur mu? Birisi işte, mi olur? Guduric de var şimdi bu noktada baktığım zaman. Guduric'i nasıl kullanacağı çok önemli bu sezon. Kısa forvet gibi kullanacağını düşünüyorum. 3 numara gibi kullanacağını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında öyle kullandı daha çok. Aynen öyle. Yani bu noktada gerçekten ben de zorlanırım ama yani bence Kalates olacak. Kalates'i yazacak ilk sırada. Çünkü Kalates, yani bizim kısa savunmamız şu an Kalates harici konuşuyorum. İşte Wilbeck'in olsa. Wilbeck'in yine bir noktaya kadar yapabiliyor. Wilbeck'in savunmada eksi yazıyor gibi düşünüyorsan eğer katılmayacağım ona. Yok yok, eksi yazmıyor. Bir noktaya kadar yapıyor. Ama hani kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Yani bir noktaya kadar yapabiliyor. Yani 40 dakika boyunca ondan Kalates performansı, savunmadaki Kalates performansı beklemezsin. Şimdi orada yine bir kapı açarak söylemek istiyorum. Evet, Kalates belki eşleşme sonrasında problem yaşamayan, herkesi arkasında durabilen bir oyuncu ama topa baskı konusunda da, adam kovalaması evet, konusunda da Wilbeck'in hiç aşağı kalır bir oyuncu değil tabii aslında. Tabii tabii. Ya geçen işte bir maçta savunma yaptı. Yanılmıyorsam Karşıyaka maçıydı. Eric McCollum'a hatta bir savunma yaptı. Yani güzel bir savunma yaptı. Hani bayağı baskılı, topa baskı attırmadı. Airball attı hatta Eric McCollum. Bayağı istekli. Evet evet, maçın sonunda oldu zaten. Bunu 40. dakikada, 38-39. Dakikada yapmak da çok büyük bir efor sarf ettiren bir şey. O yüzden
Hani dediğim gibi burada Kalates'i yine de isteyecektir. Çünkü ben Kalates'in yanında Edwards'ın da oynayacağını düşünüyorum bu maçta. Kalates, Edwards iki tane yazdın. Tabii. Kalates, Edwards'ı yazdım. Zaten artı birimiz var. Üç gardımız hani tamamlandı. Yine birisi iki numaraya kayabilecek şekilde. Üç numara dışında, için birisini kullanır mı? Bunun dışında ben sakatlıklardan dolayı bunu söylüyorum. Şimdi Jekyll'i muhtemelen oynayamayacak. Bielitsa da yok zaten. Pierre'in kesin olarak kadroya yazılacağını düşünüyorum. Bu da üçüncü yabancı oldu. Çünkü Pierre sırtı dönük bir şekilde 4 numaralı da kullanabilir. Ki Itudis'in playbook'una baktığınız zaman topu low posta 3 ya da işte 3.5 diye tabir ettiğimiz ne 3 ne 4 ikisini de oynayabilen, efektif oynayabilen işte bir Clyburn vardı. Şimdi Clyburn'un yerine zaten o da Clyburn'un backup'ı olarak geçen seneye kadar Pierre'i istiyordu biliyorsunuz. Hani şimdi Pierre'e sahip oldu ama Clyburn'un artık şey rakibi böyle hani artık ne derler ezeli rakibi gibi bir şey oldu. Şimdi Pierre'i de o noktada kullanacaktır. Hem 3 hem 4 şeklinde bir Pierre'i alacaktır diye düşünüyorum. Uzun olarak Motley seçeneği 4. seçeneği olur. 5. seçenek kim olur peki? Burası i̇şte 5. seçenekte benim de kafam artık karışmaya başlıyor. Çünkü şimdi Samet, Motley, Pierre, Hayes. İşte Nigel Hayes de var ama şimdi Guduric de var. Hani nereden açık verir ama şimdi şu... Yani şimdi, Booker olmaz mı? Hem Booker da var onu diyecektim. Hem Wilbekin'i hem Edwards'ı varken, Kalates de kadrodayken bir de Guduric alır mısın? Guduric'i tekrar işte ben de o yüzden düşüneceğini düşünmüyorum. Şehmuz var zaten hala hazırda. Bir de İsmet var. Melit hani kısayı var. Bir aynen Melit de var. Hani kısa tarafını bir şekilde hallettik. Neredeyse saydıklarımızla beraber. İşte 6 kısa oldu yanılmıyorsam. İşte Samet var 7, Motley 8, Pierre 9. Bence 5. oyuncu da yüksek ihtimalle 5 numara backup'ı olsun diye 4 numarada da kullanabileceği için Booker olur. Booker diye düşünüyorum. Çünkü Booker da çok iyi başladı bence. Yani yazılık sezonunda, hazırlık dönemine istekli. Geçen sene bir şey öğrendi. Hani Georgievich'in ona en büyük artısı kısa karşısında hiç duramıyordu. Kısa karşısında artık durabiliyor. Birazcık daha efektif durabiliyor diyeyim. Eli titremeden atıyor. Yani skor şutu, tarafına hiç tartışılacak bir tarafı yok ama savunmada hala... Yani eksi yazmıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Evet geçen seneye kadar eksi yazıp yazmadığı konusunda çok tartışırdık ama bence bir noktadan sonra artık o da bir şeylerin farkına varıp kendisini geliştirdi diye düşünüyorum. Eksi yazmıyor. Bence o zaman artıya yakın. Booker, Motley, Pierre, Edwards ve Kalates. Evet peşlesin. Ben böyle düşünüyorum. Fatih sen Fenerbahçe böyle çıkar mı? Ben Fenerbahçe'nin Kalates, Pierre ve Motley kesinlikle olacaktır. Yani az önce hani Efes'te Mitic, Clyburn dediğimiz bence Fenerbahçe için bu üçlü kesinlikle olacaktır. Kalan iki tercih için ben de Booker'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum çok İtudis'in. Ki hani beğendiği de bir oyuncuymuş. Polonara'ya da Booker'dan birinden vazgeçme durumu oldu İtudis'in yazın başında ve Polonara'dan vazgeçip Booker'ı kadro tuttu. Bence aslında bu İtudis'in Booker'a nasıl baktığıyla alakalı da bir gösterge. Ben de Enis abinin söylediklerine katılıyorum. Evet yani yarın Mitic karşısında Booker'ı gördüğü zaman potaya gidecektir ve zarar da verecektir ama yani zaten Mitic'in karşısında kalabilen kaç tane uzun var diye de bakabiliriz bu konuya. Yani çok iyi bir savunmacı mı? Hayır değil. Ama özellikle Efes'in de zayıf olma ihtimali olan pota altını düşündüğümüzde çok yani bize çok zarar verebilecek bir oyuncu. Ben o yüzden Booker'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Hatta Motley Booker zaman zaman beraber de kullanılacaktır yarın maçta. Benim burada en arada kaldığım şey Edwards ile Guduric arasında ben İtudis'in seçim yapmasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Guduric biraz daha 3 kullanıyor ama 1-2 Kalates, Wilbekin, Şehmuz, Melih, İsmet beşlisiyle geçip ben açıkçası Guduric'in kullanılmasının Fenerbahçe için daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey olabilir yani Carson Edwards şöyle bir oyuncu. Yarın mesela 7 tane üçlük atar yarın. Hiçbirimiz şaşırmayız. Hani bunu da izledikten sonra ben de derim ki keşke Edwards oynamasaymış. Ama bütün bunları da bir kenara koyarak ben diyorum ki bir Efes taraftarı olarak ben yarın Edwards'ın oynamasını, Marco Guduric'in oynamasını tercih ederim. Çünkü her ne olursa olsun bu maçlar ucunda 40 dakikanın sonunda kupa olan maçlar. Ve Edwards böyle bir şeyi daha önce oynamış bir oyuncu değil. Yani bu tecrübeye sahip bir oyuncu değil. Yarın işte ilk resmi maçında Doğuş Balbay, Erten Gazi ona
basketbol içinde pis işler yani. O baskıyı sertliği yaptığı zaman, yani bunu oyun içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Edwards'ın dağılıp dağılmayacağını net olarak bilmiyoruz. Ama Marko'nun önünde böyle bir şey yok. Marko'nun oynadığı final serileri, Euroleague Final Four'ları, yani oynanabilecek bütün maçları oynadı Guduric. Ben o yüzden bir Efes taraftarı olarak Edwards'ı tercih ederim Marko Guduric yerine. Ama şunu da bir kenara koyuyorum. Edwards yarın oynar, çok acayip de bir şut performansı sergiler. Böyle bir şey de olabilir. Ama ben kendi adıma bir Efes taraftarı olarak bu riski kabul eder, Edwards'ın oynamasını tercih ederim Guduric yerine. 30 geliyor. Gelirse de. Canın sağ olsun gelirse de. Ben aslında burada sizden biraz ayrılıyorum. Evet, Kalates Bilbek'in ikilisinin olduğu, Kalates'in kesin olacağını düşünüyorum. Bunların yanında Türk rotasyonunda işte Melih, İsmet ve Şehmuz gibi yararlanabileceği 3 isim varken bir kısa daha Edwards veya Marko alır mı? Ben ikisinin birden olmayacağını düşünüyorum. Ben burada bir şey ekleyeceğim çok özür dileyerek. Ya ben geçen senenin başından beri, hani geçen sene İstanbul Cup yapıldı. İşte o turnuvadan beri ben İsmet'in daha çok süre almasını beklerken İsmet bir türlü beklenen süreyi belirli noktalarda hiç alamadı. Yani ben bu sene İsmet'i, İtudis Hoca'nın İsmet'i daha efektif kullanacağını düşünüyorum. Hani bu da bence bizim kısa rotasyonumuzdaki tercihlerin belirleyici noktası olacaktır. Evet, şimdi bir şekilde Edwards'ın ya bu maçı kazanmak isteyeceğine eminiz iki koçun da. Tabii ki. Edwards'ın da özellikle savunma tarafında daha Avrupa'ya çok alışmamış olması, ülkeye yabancı olması, evet, acayip bir şut tehdidi. Evet. İnanılmaz bir skor tehdidi. Sadece şut da değil, yani potaya ne kadar etkili gidebildiğini de hazırlık maçlarında gösterdi. Ama skoru başka yerden de bulabileceğini düşünerekten ve uzun rotasyonunda da 5 numarada Samet'i hiç kullanamayacağını, kullanmak istemeyeceğini tahmin ediyorum ve Booker Motley ikilisini de oraya yazıyorum. Haliyle Kalates, Booker Motley oldu. Kalates, Booker Motley üçlüsü zaten oldu. Burada Pierre'in de onun için vazgeçilmez oyunculardan biri olacağını düşünüyorum. Şimdi burada çok kritik bir konu var. O kritik konu da işte Hayes konusu. Eğer ben Hayes'i sahada tutup onu hem 4 hem 3 kullanırım diye bir düşünce içerisine gelirse Hayes'i tercih edebilir. Biraz da savunmayı sağlam tutabilmek için. Yani Hayes bir opsiyon olma ihtimali yüksek. Ama eğer Hayes'i almayacaksa, yani oradaki Metecan, Motley, Booker üçlüsüyle ve Pierre'i de oraya ekleyerek dörtlüsüyle hem 3 hem 4 hem 5 rotasyonunu geçebileceğini düşünüyorsa, ki bence çok az ihtimal bu. Hani rotasyona daha, hani mesela Ergin Ataman daha rahat, daha rotasyonlu oynamayı seven ve becerebilen, gerektiği zaman da bunu bir silaha dönüştürebilen bir koçken, Itudis biraz daha rotasyonu geniş tutmayı, yerli oyunculara da süre vermeyi tercih eden bir koç oldu CSKA döneminde de daha çok gördüğümüz. Haliyle o uzun rotasyonda Samet'ten yararlanamama durumunu kompanse edebilmek için Hayes'i de dahil edebilir diye düşünüyorum. Bunu da burada geçelim ve aslında bu eşleşmeleri de düşündüğümüzde kısa rotasyonuna baktığımız zaman, hani evet, Mitsic, Boboa, hatta Clyburn de buraya dahil ettiğimizde daha korkutucu bir skor gücü görüyoruz. Fenerbahçe tarafında yani Wilbekin, Kalates ve Edwards olmadığı durumda sanki kısa rotasyonda biraz daha skor anlamında Efes önde gibi. Bu açıdan baktığımızda yerli oyuncuları da işin içerisine dahil ettiğimizde, işte evet, Fenerbahçe Metecan'ı, büyük ihtimalle Metecan'ı, Melih'i, İsmet'i ve Şehmuz'u 4 oyuncuyu kullanabilecek. Evet. 6 da yabancı olduğu zaman 10 kişilik bir rotasyona dahil olacak. Efes'in burada hangi yerli oyuncuları dahil ederek rotasyonu kuracağını ve buradan birazcık da eşleşmelere geçerek istersen finale doğru gidelim Fatih. Ben Efes'in maçı kazanmak için ihtiyacı olan en önemli şeyin bu star power dediğimiz, hani oyunculardan birinin, ki bu hani olağan şüpheliler Mitsic ile Clyburn, Boba da bunu yapabilir, çıkıp gerçekten acayip bir maç oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani 35 dakika civarı. Evet falan. Yani hem dar rotasyon, hem rotasyon olarak hem de şut yüzdesi olarak gerçekten çok iyi maçlar oynamaları, çok iyi bir maç. Özellikle birinin çıkıp taşıması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki diğer oyunculardan da gelecek katkıyla. Ama bir oyuncunun skor yükünü
ciddi manada sırtlaması Efes için bence çok önemli olacaktır. Böyle bir şey olmadan Efes'in şansının ben biraz Fenerbahçe'nin altında görüyorum maalesef kendi adıma. Finale geldim diyorsun. Ben onu en son soracaktım ama Fener'i biraz daha avantajlı buluyorsun. Bunu da aslında bunun da sebeplerini söyleyecektim. Onu en sonunda bir daha konuşuruz. Ben Efes'in yarınki rotasyonunun gerçek manada yani hücum savunma değişikliklerini burada saymıyorum. Gerçek manada rotasyonun 7 kişiden oluşacağını düşünüyorum. 5 yabancı kendi tahminimi az önce saydım. Buğrahan Tuncer burada 1-2-3 bölgeden de süre alacaktır. 15-20 dakika bandında. Şöyle de bir opsiyonu var. Buğrahan'ı biliyoruz Fransa maçından da. Yani Buğrahan gerçekten acayip günler yaşayabilen bir oyuncu. Eğer böyle bir günü olursa Buğrahan'ın o da 25-30 dakikaları çıkar. Ama ben standart bir maçtan beklentimizde Buğrahan'ın bir 15-20 dakikasının olduğunu ve Egehan'ın da 3'te ve 4'te Egehan'ın da dakikalar alacağını düşünüyorum. Onun dışında kalan 5 yabancı oyuncunun eğer Boba oynarsa biraz 27-28'lerde kalabilir. Kalan 4 oyuncunun 30 dakikanın üstünde olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden Efes'in gayet dar bir rotasyonla işte dediğim gibi bu dar rotasyona Buğrahan ve Egehan'ı da ekleyerek belki özellikle Carson Edwards tercih olursa ve Scottie Wilbeck'i biraz rahatsız edebilmek için de Doğuş'la Erten'i dönem dönem 2-3 dakikalık yani gir çık şeyleriyle Doğuş'la Erten'i Fenerbahçe'nin kısalarını yıpratmak için arada göreceğimizi düşünüyorum ama mesela 10 dakika 7-8 dakika alacaklarını düşünmüyorum bu iki oyuncunun da. Hazırlık maçlarında da Itiudis'in Şeyh Muzlu takıma dahil olduktan sonra bir numarada değerlendirdiğini gördük. Daha çok orada Kalates'i de değiştirerek oynatıyordu. Sana da şöyle sorayım. Yerli oyuncular açısından baktığımızda rotasyon daha geniş olan Fenerbahçe bunu bir avantaja çevirebilir mi? Çevirirse hangi oyunculardan daha büyük katkı alır? Şöyle şimdi Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunda az önce de konuştuk hani Şeymus, Melih, Metecan, İsmet. Bu dörtlü daha çok oynar diyorsunuz ama ben şunu eklemek istiyorum. Hani Samet kimi zaman ters gelebilecek bir oyuncu Samet. Hani Samet mesela şunu da yapabilir ki Samet'i ben çok uzun zamandır izliyorum. Samet zamanında forvet oynuyordu Tofaş döneminde. 4 numara oynuyordu. 3 numara, 4 numara gibi oynuyordu. Yani çembere penetre etme özelliği de var Samet'in ama Samet işte hani sonradan böyle Ahmet Düverioğlu örneğini vereceğim burada. Efes'teyken Ahmet mesela çok uçar kaçardı, çok atletikti, incecikti. Fenerbahçe'ye geldi, kalınlaştı, işte size büyüdü, daha böyle mobil oldu. Samet de aynı bu şekilde hani daha atletti. Daha sonrasından böyle bir hani kalınlaştı, işte size büyüdü. İşte tamamen 4 ya da genellikle 5 gibi kullanılıyor. Bence Samet de ters gelebilir. Samet de kullanabilir bazı dönemlerde. Özellikle Plyce'la eşleşmelerde yani Plyce oynarsa. Çünkü Plyce'ın ayakları yine hani boyutuna göre çok hızlı olmasına rağmen Samet'in hem boyu biraz undersize 5 numaraya göre hem de topu yere vurup adam geçebilme özelliği de var. Ben o noktada da avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Ayrıca burada Şeymuz'u ve İsmet'i bir numarada değerlendirebilir belirli noktalarda. Orada da şu yönden artı sağlayabiliriz. Hani savunma noktasında mesela sertliği arttırma dozu mesela İsmet'in bunu çok iyi yapabildiğini düşünüyorum. Biraz mesela foul fazlasıyla foul yapabiliyor ama o sertlik dozunu arttırabiliyor maç içerisindeki ve bu da takıma yansıyor. Takıma yansıdığı için de takım da bir sertlik, belli bir sertlik noktasına geliyor ve savunmayı daha böyle efektif yapabiliyoruz. Takım savunması yukarı çekiyor. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında Metecan da bence sezona iyi başladı, iyi girdi. Ben hatta milli takım alınmamasına da çok şaşırdım açıkçası. Bence milli takımda da olması gereken, kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Joker bir oyuncu o da. Hem 3 numarada hem 4 numarada çok rahatlıkla kullanabiliriz onu da. 4 numarada... Melih devreye girer mi? Melih genelde Melih zaten büyük maçları sever. Aynen evet. Öyle. Hani onun da tabii gününde olmasıyla alakalı bir şey. Tabii ki de böyle yüksek yüzdeli başlarsa o şekilde devam edip ben Melih'in de hani rahatlıkla 15-20 sayı civarına
çıkabileceğini düşünüyorum. Hiç belli olmaz. Beni tabii buradaki ürkütür mesela. Yani rakipte Melih olması beni her Efes Fener maçından önce ürkütür mesela. Zaten yani. Efeslerin Melih'e ilgisi Fenerbahçelilerden hep daha fazla olmuştu. İlla ki aynen öyle. Yani şimdi burada Edwards mı Guduric mi bunu da düşünmek lazım. Eğer Edwards olursa zaten 2 numarada herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Ama 3 numara olarak Guduric'i tercih ederse hani Melih daha efektif olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında Metecan... Yani biraz yabancı tercihlerine göre yerli oyuncuların etkisi değişebilir. Tabii tabii efektif olması daha çok artabilir. Onun dışında 4 numarada işte Metecan'ı nasıl kullanacağımız çok önemli. Orada yüzü dönük de oynayabiliyor Metecan bakıldığında. Sırtı dönük de oynayabiliyor. Ve dediğim gibi sezona da çok iyi başladı. Ya ben yerli noktasında... Şut istikrarı bile yakaladı Metecan attı. Tabii tabii aynen öyle. Yani... Ben yerli noktasında Efes'in bir adım önünde olduğunuzu düşünüyorum. Yabancı noktasında tabii ki de çok güzel yani Misic, Clyburn top class oyuncular. Ama biz de top class oyunculara sahibiz bu noktada. O yüzden bence çok ortada bir maç. Hani kesin Efes alır, kesin Fenerbahçe alır diyemem ama ben Fenerbahçe'yi bu noktada eşleşmeler bazında 51-49 daha önde görüyorum. Peki son sorum da şu. Koçların maça olumlu veya olumsuz etkisi olur mu? Oyuncu performansları üzerinden çok gittik. Bir son olarak da Ergin Ataman ve Itudis açısından baktığınızda maçın kendi lehlerine dönmesinde veya lehine dönmesinde bu iki koçun etkileri nasıl olur diye bir alalım. Kısa olarak alayım. Süremizi çok açtık Fatih. Ben Ergin Ataman'ın çok dar bir rotasyon kullanacağını düşündüğüm için yani oyun etkisinin de açıkçası ya belli bir noktadan sonra çok da fazla olacağını düşünmüyorum. Yani rotasyon daraldığı zaman zaten bir koçun oyuna etki edebilme şeyi de azalır. Sonuçta dar bir rotasyon kullanıyorsunuz. Bench'ten soktuğunuz oyuncu sayısı az. Dolayısıyla oyuna ettiğiniz müdahale az. Ya gerektiği zaman mola alır. Zaten yani Ergen Ataman, Itudis bu insanlar kaç tane böyle maça çıkmışlar. Çok tecrübeliler. O yüzden ben Ergen Ataman'ın oyuna etkisinin yani görünür anlamda çok fazla olacağını düşünmüyorum. Hem olumlu hem olumsuz hem olmaz. Hem olumlu hem olumsuz. Yani bu bir Euroleague maçı olsaydı çok çeşitli yabancılar olduğu için atıyorum Amat hem de Colomara ikisini beraber kullanır. Belki ikisini 4-5 yapar rakibi şaşırtırdı. Tamamen örnek veriyorum bunu. Ama şimdi elinde böyle bir opsiyon olmayacak. Yani kullanabileceği oyuncular belli. Oyuncuları kullanabileceği yerler belli. O yüzden ben Itudis'in elinin koçluk yapabilme anlamında Ergin Ataman'ın daha rahat olduğunu düşünüyorum. Ergin Ataman rotasyonu daraltarak, yorulan oyuncuyu kenara alarak, takımın dağıldığını hissettiği dönemlerde mola alarak hani çok basic bir koçluk yapacak bence yarın. Yani oyuna çok katmanlı müdahale edebilme fırsatı yok, imkanı yok. O yüzden edebileceğini düşünmüyorum. Yani bu biraz imkan meselesi. Dediğim gibi bu bir Euroleague maçı olsaydı belki Itudis'ten çok daha fazla opsiyon olacaktı. Çünkü ben Efes'in rotasyonunun normalde yani bütün kadroya baktığımız zaman Fenerbahçe'nin daha geniş olduğunu düşünüyorum. Ama hem Larkin'in olmaması hem yerlilerde Enis abiye katılıyorum. Fenerbahçe'nin daha fazla çeşitliliğe ve kaliteye sahip olması Ergin Ataman'ın elini biraz daraltıyor. Ben artı eksi çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum Ergin Ataman'ın maç özelinde. O in-game coaching dediğimiz olayda. Itudis olayını da Enis abiye bırakayım. Teşekkür ederim. Yani şöyle bu konu aslında çok uzun uzadıyla tartışılabilir. Yani çok zaten süremizde yok dediğin gibi abi ama hani ben koçların bir noktada zaten etkisinin olacağını düşünüyorum. Yani ilk başta zaten hep konuştuğumuz oyuncu tercihleri. Hani hangi yabancılarla çıkacakları vesaire. Hani buradaki savaş aslında onu bir kenara bırakarak caizse, sordum ben. Maç içi koçluğunda Anladım. Yok oradan ilerleyeceğim. Peki. Yani savaş aslında buradan başlıyor. Maç başladığında da buradaki işte İşin %50'si belki orada zaten. Aynen. ATO dediğimiz işte after timeout, moladan sonra dönüşler. Burada ben farkın oluşabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi burada %51'e 49 ben Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu düşünüyorum ama hani coaching konusunda da after timeout oyunlarda işte doğru yerde doğru hamleler. Burada ne olur ne biter. Hani burada da aradayım. Çünkü ikisi de bakıldığı zaman Itudis'te, Ergin Ataman'da çok böyle top class koçlar. Ben aslında orada o mola sonrası dönüşlerde Ergin Ataman'ın çok da etkisi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ona geleceğim yani açıkçası. Itudis belki biraz daha efektif evet, olabilir ama. Itudis'in efektif olduğunu ben de düşünüyorum after timeout'larda. Evet Ergin Ataman çok böyle göze batan İşte bir after timeout oyunu ben hatırlamıyorum, görmedim.
Hani burada biz yine fark yaratabiliriz Fenerbahçe olarak. Onun dışında da doğru yerde doğru oyuncu tercihlerinde nasıl hamleler yapacağız? Çünkü İtudis de zaten takımı tanıma evresinde, aşamasında. Ya illaki tanımıştır, illaki maçları izlemiştir veya takip etmiştir. Orası çok ayrı bir nokta tabii ki de. Ama sonuçta daha ilk senesi, o da alışacak daha bazı şeylere. Daha birinci ayı bile olmadı. Yani birinci ayı diyelim hadi, bir ay, iki sene, ay geçti. Sene demek çok doğru tabii, değil. Tabii tabii. Yani o yüzden buradaki koçların hamleleri çok belirleyici nokta olur. Dediğim gibi bir de after timeout oyunları bence belirleyici hamle olur. Burada da bence biz Fenerbahçe olarak bir adım öndeyiz. Yani resmi şöyle toparladığımız zaman Enis böyle sanki 51-52 şansı Fenerbahçe'ye veriyor gibi. Sen ne şekilde düşünüyorsun maçı finalize? Ben de yani umarım yanılırım. Umarım Enis abi de yanılır ama ben de Fenerbahçe'nin yani bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi Efes'in kazanması için bir oyuncusundan alacağı çok iyi bir performansa ihtiyacı var bana göre. Yani ama şöyle de bir avantaj var. Bunu yapabilecek oyuncular var. Yani yarın Clyburn'un 30 atması kimse için çok büyük bir sürpriz olmaz. Böyle bir şey yaşanırsa evet Efes bütün her şeye rağmen sahada böyle bir oyuncunun olması, işte Clyburn'un, Mitz için bunları yapabilecek potansiyelde olması önemli. Ben Efes'in Fenerbahçe'den bariz şekilde önde olduğu tek konunun da burası olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bence yıldız performansı. Evet, yıldız performansı. Onun dışında ben de Enis abiye katılıyorum. Normal standartlarda bir maç olursa ben de Fenerbahçe'nin 1-2 adım önde olduğunu düşünüyorum Efes'ten. Koçların önünde bir şekilde hafta sonu oynayacakları lig maçının da olması, Euroleague öncesi bu maçın bir kupayla bitecek olması ve büyük ihtimalle zaten Ergin Ataman'ın burada bir ekstra bir motivasyona ihtiyacı yok ama İtüdü'se de bununla ilgili fazlaca telkin yapılması nedeniyle bu maçın çok çetin geçeceğine ben de inanıyorum. Dediğin çok doğru. Ergin Ataman'ın hamle sayısı daha az olacaktır. Daha rotasyonlu oynayacağı için İtüdü'sin koçluk yeteneklerini daha fazla sergileyebileceği ihtimallerin olduğu bir maç olması daha yüksek ihtimal. Kesinlikle çok güzel bir maç olacağına da eminim. Umarım sizin de dediğiniz gibi baştaki temennilerle ben de programı bitireyim. Sakatlıkların olmadığı, hakemlerin olumlu olumsuz çok fazla maça müdahale etmediği, centilmenlik içerisinde geçen, sonuçta iki takımın da beraber kupa seremonisine katıldığı keyifli bir maç olur temennisiyle programı bitireyim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz.